Günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ardeş Şelifyan'ı anma gününe saygı. Batı Ermenistan'ın tarihi Menua kanalı kaderine terk edildi. Frank Pallone, ABD Artsakh'ın Ermeni olarak korunması için Minsk sürecini ilerletmelidir. Stepanakert'te ve Artsakh'ın bazı kentsel köylerinde 4 Kasım'dan 1 Aralık'a kadar karantina ilan edildi. Biden Erdoğan'a, müttefik olmana rağmen sen benim arkadaşım değilsin. Gazete Duvar haber sitesinde Batı Ermenistan başlıklı bir bölüm bulunmaktadır. Türk-Rus kaynakları Suriye'de olası bir Türk saldırısı hakkında. Ermeni ve yabancı fotoğrafçılar çalışmalarıyla Javakhk dünyasını yeni bir açıdan sundular. Batı Ermenistan Başkanlık Konseyi, Ulusal Konsey, Batı Ermenistan Hükümeti ve Parlamentosu Ardeş Şelifyan'ın anısına bir toplantı düzenledi. Kökenleri Muşlu olan Ardeş Şelifyan, 25 Eylül 1951 yılında Konstantinopolis'te doğdu. İsviçre Lozan Üniversitesi'nden mezun oldu. İktisat doktoru unvanına sahip olup bilgi birikimiyle dünyanın çeşitli finans ve üretim şirketlerine yardımcı olmuştur. 12 yıldan fazla bir süre Artsakh Bank'ın yönetim kurulu üyesi, başkanı ve Frank Müller'in baş danışmanı olarak görev yaptı. Ardeş Şelifyan, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun kurucusu, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkanlık Konseyi'nin bir üyesiydi. Bütün hayatını Ermeni halkının haklarının geri verilmesine ve Batı Ermenistan Devleti'nin egemenlik ve haklarının korunmasına adadı. Mitanni Vakfı Başkanı Ardeş Şelifyan, Ermeni ulusunun kadim tarihi üzerine sayısız kitabın girişimcisiydi. Onun için asıl endişe Ermeni ulusunun tarihi adaletinin yerine getirilmesiydi. Batı Ermenistan'ın bir evladı olan Ardeş Şelifyan, ekonomist, entelektüel, tarihçi, birçok dil bilen, insan hakları aktivisti, devlet adamı, coşkun bir avukattı. Biz onu beklenmedik bir şekilde kaybettik. O sırada hala Sevr Antlaşması'nın 100. yılına adanan etkinlikler üzerinde çalışıyordu. Batı Ermenistan Başkanlık Konseyi, Ulusal Konseyi, Hükümeti ve Batı Ermenistan Parlamentosu eşine, çocuklarına, Bay Şelifyan'ın tüm ailesine ve arkadaşlarına anma sözlerini sunuyor. Huzur içinde yatsın. Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Batı Ermenistan'ın Van'da, Urartu Kralı Menua tarafından içme suyu getirmek amacıyla yapılan Şamiram kanalı, diğer adıyla Menua kanalı, şimdilerde adeta çöp yığınına dönüşmüş durumda. Dünya su mühendisliği harikası olarak bilinen ve 51 kilometre uzunluğundaki Şamiram kanalı, içinden geçtiği topraklara hayat verip 5000 hektarlık araziyi sulamaktadır. Van'ın en önemli tarihi değerlerinden biri olup günümüze kadar gelen Şamiram kanalı, şimdilerde kirliliği ve bakımsızlığı ile gündemde. Kanal, bakımsızlıktan dolayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Batı Ermenistan, tarihi mirasımızı yok etmeyi amaçlayan bu ve benzer tüm olgulara karşıdır. Ermeni İşleri Komitesi Eş Başkanı, ABD'li Kongre üyesi Frank Pallone, Artsakh Cumhuriyeti Devlet Bakanı Artak Beglaryan ile çevrim içi bir toplantı yaptı ve tweet attı. Artsakh Devlet Bakanı ile görüştüm. Artsakh'a acil insani yardım ihtiyacını görüştük. ABD Artsakh'ı Ermeni olarak tutmak için Minsk sürecini de ilerletmelidir diye yazdı. Artsakh Güvenlik Konseyi Ofisi tarafından bildirildiğine göre, Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı 1 Kasım'da Cumhuriyet'teki epidemiyolojik durumla ilgili bir istişare gerçekleştirdi. Güvenlik Konseyi Sekreteri Vitali Balasanyan, 3 Kasım'da ülkede yeni bir tagavara koronavirüs salgınının yayılmasına karşı karantina önlemleri konularına yönelik bir çalışma toplantısı düzenledi. İstişareye kentsel topluluk liderlerinin taslak kararları sunuldu. Bu kararlara göre 4 Kasım 2021 saat 22'den aynı yılın 1 Aralık tarihine kadar Stepanakert dahil Cumhuriyet'in bir dizi kentsel topluluğunda karantina ilan edildi. Önümüzdeki günlerde halka açık platformlarda bildirme etkinlikleri düzenlenecek. ABD, Türkiye ile ilişkilerindeki sorunlarının yalnızca müttefik düşman statüsü arasında tereddüt eden Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili olduğunu açıkça belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 zirvesinin oturum çerçevesinde ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Toplantının ilk sonucu, Ankara'nın Washington ile tam teşekküllü bir ikili diyaloga girme girişimlerinin tümü, çeşitli uluslararası toplantıların kapsamı dışında henüz başarılı olmadı. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Gazete Duvar haber sitesinin Batı Ermenistan başlıklı bir bölümü olduğunu gazeteci mevkidaşlarımızdan öğrenmekten mutluluk duyduk. Bu web sitesini ziyaret ederek Kürtlerin 1894'ten 1923'e kadar Batı Ermenistan'daki Ermenilere yönelik soykırım eylemine katılmış olup olmadığına dair bir makaleyi okuyabilirsiniz. Bu bölümde Hamidiye alaylarının anayasasının temellerini ve Batı Ermenistan'daki Ermenilere karşı uygulanan katliamlara katılımlarını incelemek mümkün olacak. Batı Ermenistan'ın Western Armenia TV ekibi bu konuyla ilgili tüm belge ve makaleleri göndererek Gazete Duvar haber sitesine yardımcı olabilir. Türk kaynakları Türkiye'nin Suriye sınırına 30.000'den fazla asker konuşlandığını ve ordunun Suriye'deki Kürt militan sorununu nihayet çözmek için bir saldırı emri beklediğini duyurdu. Rus RIA Novosti haber ajansı ise kaynaklarına atıfta bulunarak Türk ordusunun kendisine sadık gerici Suriye güçleriyle birlikte Arap-Kürt birliklerine karşı askeri bir operasyon başlatabileceğini yazdı. Türkiye'nin Suriye'deki olası saldırısı Washington ve Moskova'nın çıkarlarıyla çelişiyor. Ancak resmi Moskova, Türkiye ile ilişkilerinde çok dikkatli ve sert açıklamalar yapmıyor. Yine de Rus Devlet Haber Ajansı, Türkiye'nin Suriye'de 2 askeri operasyona hazırlandığını bildirdi. Biri kuzeybatıda bulunan İdlib'de, diğeri kuzeydoğudaki Haseke ilinde. Cavahı Keşfedelim başlıklı fotoğraf sergisi, aynı adı taşıyan fotoğraf kampanyasına katılanların çalışmalarını sunmaktadır. Daha önce Javakhk'a Destek Vakfı, Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Ulusal Ermeni Fotoğrafçılar Derneği ve Ermeni Genel Hayırseverler Birliği ile işbirliği içinde Cavahı Keşfedelim başlıklı 3 günlük bir fotoğraf kampanyası düzenlemişti. Ermenistan Cumhuriyeti ve Gürcistan'dan projeye katılan Ermeni ve Gürcü fotoğrafçılar, 3 gün boyunca Cavahk'ın farklı bölgelerini, köylerini ve şehirlerini ziyaret ederek kırsal yerleşimlerin yaşamı ve gelenekleriyle tanıştılar ve şaşırtıcı, etkileyici her şeyi fotoğrafladılar. Bu sergi Cavahk'ta hayatın farklı alanlarını sunması açısından oldukça önemlidir. Burada Cavahklı'nın yaklaşımını, yaptığı işi, inancını ve kilisesini, evini ve doğasını göreceksiniz. 10 Kasım'a kadar açık olacak sergi Ermeni Genel Hayırseverler Birliği'nde sunulmaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nairian vokal grubu tarafından seslendirilen Tamzara adlı şarkısını sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.